Aziz vatandaşlar, Türk milletiyle yarım kalmış hesabı olanlar şımarmıştır. Ecdadımızın şanlı tarihinden kutuşturanlar azmıştır. Türk devletinin asıllık emellerine engel görenler küstahlaşmıştır. Türk tarihine soykırım merceğinden bakanlar çoğalmıştır. 24 Nisan için pusuya yatan bazı ülke ve zihniyetler soykırım silahını tekrar masaya çıkarmışlardır. Diyorlar ki 1915 olayları soykırımdır. Diyorlar ki Türk milleti önüne geleni katletmiş, soyunu kırmıştır. Türk milletinden Rumlar şikayetçidir. Süryaniler şikayetçidir. Kürtçüler şikayetçidir. Haçlılar şikayetçidir. Bölücüler şikayetçidir. Ermeni hayranları şikayetçidir. Peki biz kimden şikayet edelim? Kimlere müracaat edelim? Zannederseniz herkesin bizden alacağı vardır ve bunlar AKP ile birlikte sıraya girmişlerdir. Herkesin bizimle kapanmamış bir hesabı bulunmaktadır. Önüne gelen özür beklemektedir. Aklı esen, dili olan tarihle yüzleşmemizi talep etmektedir. Aslında istenen bağımsızlığımız ve vatanımızdır. Hedeflenen milli ve manevi haklarımızdır. Türk milleti nefret saplığıyla yüz yüzedir. Sözde soykırım yalanı Papa'nın ağzındadır. Avrupa Parlamentosu soykırım Katarı'na eklemlenmiştir. Almanya Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı soykırım lobisinde buluşmuşlardır. Fransa Cumhurbaşkanı 24 Nisan 2015 tarihinde Erivan'da düzenlenen Türk kimliğine ve Türk tarihine yönelik iftiraların seslendirildiği bir törene katılarak Ermeni uyurulmasına destek vermiştir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı büyük felaket şanlığına ilaveten mesajında 20. yüzyılın ilk kitlesel vahşeti yorumuyla soykırım demenin dibine gelmiş Papa'nın söylemini olumlu bulmuştur. Erdoğan bir yıl önce özür mektubu yayınlamış, Başbakan Davutoğlu'nun bir baş danışmanı 1915 olaylarına açıkça soykırım demiştir.